Sanırım kalkma zamanı. Amcam yine her zamanki gibi defolup gitmiş aşağıya. 201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Jalopy'nin yepyeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bu bölümde artık Türkiye topraklarına giriş yapacağız arkadaşlar. Ancak çıkmadan önce tekrar bir benzinliğe uğramamız gerekiyor. Benzinlikte yukarılarda bir yerlerde olması gerekiyordu. Günaydın. Aynen amcacığım, deneyelim. Atla arabaya. Önce bir benzinliğe gideceğiz. Arkadaki çünkü şeyi dolduramamıştık. Bidonu bildiğiniz gibi yolda benzinimiz bitsin istemeyiz. Hemen arabamızın anahtarını alıp çalıştırıp bir benzinliğe gidelim. Sonra da Türkiye sınırına artık giriş yapalım arkadaşlar. Benzinliğin yukarıda olduğunu hatırlıyorum. Eğer yanılmıyorsam. Hemen gidelim. Şu camı da açalım bu arada. Hemen gidelim arkadaşlar. Benzinimizi alalım. Arkadaki bidonu da fulleyebilirsek bidonu da fulleyelim. Ondan sonra da yolculuğumuza yavaş yavaş devam edelim. Arabamız leş gibi bu arada. 25'te zor gidiyoruz arkadaşlar. En berbat şehir buydu galiba ya. Çok yokuş çıkıyoruz çünkü zaten yolda giderken benzinin yarısı tükeniyor. Bunun nedeni de yakıt depomuzun hacminin oldukça düşük olması maalesef. Yani şu otelin karşısında benzinlikçi olsaydı ne olurdu yani. Evet, benzinciye geldik arkadaşlar. Hemen şöyle yakınlara bir yere bırakalım arabayı. İn abi. Yakın mı? Yakın. Tamam, çok güzel. Aç kaputu. Arkadan da bizim bidon alalım. Aa, bidon fullmüş. Bidon nasıl full ya? İlginç, biz bidonu boş bırakmıştık. Olsun, sıkıntı yok. Şöyle güzelce benzinimizi dolduralım o zaman. Bırak abi bunu. Kapatma kapıyı çünkü şey tahmin için bir malzeme alalım, en azından biraz hızlı gideriz. 117 dolarımız var, çok güzel çünkü otelden gayet güzel bir şekilde para arakladık açıkçası. Ver şundan iki tane, bir tane daha benzin bidonu ver. Hı, elimiz dolu tabii ki. Hanımefendi, şöyle geçelim. Bir de yağ alabiliriz aslında. Yağ da geç. Hanımefendi buyurun. Yağ da geçin. Bir de bir tane benzin şeyini bir tane de alalım ya, dursun. Nasıl olsa şu anlık paramız gayet iyi. 42 dolar tuttu o kadar aldığım şey. Bence hiçbir şey. Tamam, 65 dolar at bunu. Şimdi malzemelerimizi alalım. Götürüp zaten bu tamir çantasını kullanacağım hemen. Çünkü araba iyi durumda değil. Yani bayağı kötü durumda aslında. Motor ölmüş. Motoru güzelce tamir ettirelim. Tamam, motoru 3'te 3 yaptık abi. Bu nedir? Hava filtresi. Yap hava filtresini tamirinde. Dur şimdi. Bu motorun aşınma oranını %10 azaltıyor. Tamam. Sen ne işe yarıyorsun? Bir tane de senin geçtirelim. Yakıt da herhangi sıkıntı yok. Aküde de aynı şekilde sıkıntı yok. %56 şarjı kalmış akünün. Burada o da aslında iki. Şunlardan birini yapacağız arkadaşlar şu an. Şunu yapmayı düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü bu da motorun aşınma oranıyla alakalı bir durum. Bu boş mu? Boş şişeyi niye bize verdiler? Saçma. Şunu bırak. Resmen boş şişeyi almışız yani. Neyse, olsun. Fulleyelim. Zaten benzin ucuz abi. 10 dolar falan tutacak. Tamam, bırak bunu. Al bu benzini de arkaya atalım. At abi arkaya. Şuradan cüzdanımı ver amca tekrar. 65 dolarımız kalmış. Aslında euro. Dolar değil. Çünkü Avrupa'dayız. Ödeyelim abi benzin parasını. Şu yağı da alalım. Bunu bırak. Yağı da motora dökelim arkadaşlar.
Kapıyı da üstümüze kapatmasak iyiydi aslında ama. Hemen yağ da motora dökelim. Bir tane daha dök. Optimum. Tamam, çok güzel. Kapat abi burayı. Efsane bir şekilde şimdi yolumuza devam edeceğiz. Kapat. Amca sen de kapını kapat. Ve arkadaşlar yolumuza çıkmaya hazırız. Türkiye topraklarına artık giriş yapacağız. Tamam, seçeceğiz amca. Hadi onu da seçelim. Onu da gönlü olsun. Yine ama kısa bir yol seçeceğim. Çünkü zaten abi budur işte ya. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Çok iyi. Seçelim şu 280'i. Kısa bir yol. Benzin gibi gireriz. Tamam. Fena değil. Güzeliz. Gayet iyi ilerliyoruz. Hemen indirelim ve yolumuza çıkalım arkadaşlar. Evet, gidelim bakalım. Artık ülkemizin sınırlarına bir giriş yapalım yani. Gerçekten yüzümüz, gözümüz yollarda sürtüldü yani. 2 adet benzin depomuz mu diyeyim, ne diyeyim? Benzin bidonumuz var arkadaşlar. Bu da bizim gayet idare edecek bir şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Lastiklerimiz sağlam, motorumuz gayet güzel. Yani yolda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacağımızı sanmıyorum. En fazla en kötü olabilecek şey lastiklerimizin patlamasıdır arkadaşlar. Onda da hani yol üzerinde zaten bir benzinlik var ve paramız da gayet güzel şu an. Hani paramız da mevcut. O yüzden hiçbir sıkıntı olmayacak. Gördüğünüz Türkiye yazısını görüyorsunuz arkadaşlar şuradan. Heyecanlıyım. Bakalım bizi yolda ne gibi sürprizler bekleyecek. Yolda neler olacak. Neler başımıza gelecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an nerede olduğumuz hakkında çok bir fikrim yok. Hani Yunanistan'da da olabiliriz. Bulgaristan'da da olabiliriz. Bilmiyorum. Ve Türkiye arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Memleketimize, ülkemize, vatanımıza geldik arkadaşlar. Abi kolay gelsin. Tabii hemen sana evrakları ben teslim edeyim. Buyur abi. Asker abi sana da kolay gelsin. Bak amca. Amca dedim adama. Abi sen de bak, sıkıntı yok. Amca geldik ya vallahi. Çok bir şey yok. Evet. Tamam, her şey yolunda gözüküyor. Evet. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum ben. Ve yolumuza gidelim arkadaşlar. Tünelden içindeki kapıları deneyeceğim. Bakalım o kapılardan açılıyor mu ya da o kapılar nereye açılıyor, onu hep beraber görelim. Ya motor çok iyi değil abi, çok yavaş artıyor. Normal bizim kendi orijinal motorumuz da bu şekilde miydi? Onu inanın bilmiyorum. Gidelim bakalım. Şimdi bu kapıyı açamayacağız çünkü merdiven olmadığı için buraya çıkışımız imkansız. Bakalım yol üzerinde başka bir kapı. Evet, şurada bir kapı var. Hemen bu kapıyı deneyelim. Bakalım bu kapı nereye açılıyor? Ya da açılıyor mu? Kilitli arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhtemelen işlevi olmayan kapılardır. Hani tünellerde biliyorsunuz acil durum çıkışları oluyor. O tarz bir kapı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen yolumuza devam edelim. Yani diğerlerinin de aynı şekilde açılmayacağını düşünüyorum ben. O yüzden hiç durmadan devam edelim. Bir de radyomuzu açalım arkadaşlar. Hadi buradakini de deneyelim de en azından şey, hani aklımız kalmasın. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar kapalı ve hani açılacağını sanmadığım bir kapıydı. Ama yine de hani sizi kırmamak adına bir denemek istedim. Ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bu müziği çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor ve şu an hani Türkiye'ye gittiğimiz için de insan daha böyle bir şey yapıyor. Hani eğleniyor açıkçası bu müzikle. Havası bile şu an, hava bile güzelleşmeye başladı yalnız, bakar mısınız? Yaklaşık 280 kilometrelik bir yolumuz var. Tabelada da yazıyor 280. Vardığımıza inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. İlk kez sana bir konuda katılıyorum, biliyor musun? Bunca yıl sonra Türkiye. İstanbul'a 280. Abi çok iyi.
İstanbul'a 280 kilometre. Hadi bakalım. Bu yollardan bir kez daha geçmek ne kadar sevindirici, kesinlikle. Ama hiç ağaç yok ya. Hani biraz daha bence yeşil alan yapılabilirmiş bu kısımda. Çünkü sonuçta Türkiye, Anadolu topraklarına giriş yapacağız. Amca veriyorum sesi. Bir dur ya, şu an mutluyuz gayet. O yüzden sesi fulleyeceğim. Kafayı sallaya sallaya gidiyoruz yalnız. Tamam hadi kısayım. Hadi son günden birbirimize geçmeyelim. Teşekkürler, rica ederim. Arabamız çok yavaş. O motoru değiştirdiğim bölüme lanet olsun yani. Gerçekten hiç, keşke değiştirmeseydim. Yani hiçbir fikir bilemedim açıkçası. Daha geniş bir motordu çünkü ve hani şöyle düşündüm. Büyük motor bence daha iyidir diye düşündüm. Ama değilmiş. Olsun. Olsun yani, ne yapalım, yapacak bir şey yok. İstanbul'a 210 kilometre kaldı arkadaşlar. Burayı terk ettiğimden... Abi buradan girersek bir şey çıkar mı? Hadi bir kere de yolu uzatalım ya. O zamanlar geçtim işte falan filan. Çantamı toplayayım, Berlin yetimhanede kalmış. İlginç. Sen niye gittin ki zaten Almanya'ya? Bu yıla niye girdim derseniz, belki hani şey düşündüm, bir motor parçası falan bulabilirsek, araba falan bulabilirsek kullanabiliriz yani onu. Yani yolu salak gibi uzatmış da olabiliriz. Tabi böyle bir seçenek de var hani. Ama olsun, sıkıntı yok. Bagajda var. Bu bölüm böyle hani keyfimize düşkün bir bölüm olacak. Yavaş yavaş güzel bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şurada bir kutu var. Hemen kutumuzu alalım. Aşağı kapıyı hemen alıp yolumuza devam edelim. Bu kilitli sandık gördüğüm zaman sevinirim. Çünkü içinden hani şarap çıkma olasılığı var. Arabaya vurdum yalnız. Hani şarap çıkma olasılığı yüksek olduğu için bu kutuları bence almamız gerekiyor. Hani karton kutularının içine bakabiliyoruz, evet, ne var ne yok diye. Bakalım. Şimdilik iyiyiz ya. İyi ilerliyoruz. Sıkıntı yok. Benzinimiz de şu an ortada. İstanbul'a yaklaşık 180 km falan kaldı arkadaşlar. Ya yani o kutu için sanırım yol uzattık. Fazla bir şey yok yani, havası yok. Ve 140 kalmış bu arada. 180'den bayağı inmişiz yalnız ha. Çok iyi. En son 210 km vardı. Gayet de iyi bir şekilde ilerlemiş. Hadi şuraya da girelim. Girmişken giriyoruz arkadaşım. Hani bulduğum her yere giriyoruz. O zaman Berlin'e büyük umutların duvar yap tabi. Biliyorsunuz ki Doğu ve Batı Berlin olmak üzere iki ayrıldı. Araba. Araba çok güzel. Aşırı şu an mutluyum. Şu an aşırı mutluyum. Lastiği vurdum. Çek. Dur dur. Lastiği fena vurdum. O şeye patladı muhtemelen. Hangisi? Bu değil. Bu da değil. Muhtemelen bu taraftaki lastiklerden biri patladı. Öndeki patlamış. Abi senin lastik var mı? Lastik yok. Lanet olsun. Şu bagaja bir kontrol edelim. Bagajda ne var? Oo, çok güzel. Ne var abi içinde? Bunu da al. Bunları açabiliyor musun ya? Bir saniye, çok merak ettim şu an ben. Kayma kayma kayma. Nereye gidiyorsun? Ha, araca çıkartma ekliyormuş. Ekletiriz. Bu ne? Kırmızı yarış şeridi. Ekleyelim lan. Nasıl ekleniyor? Ha bak, yapabiliyoruz. Abi dur. Efsane. Keşke şey alsaydım ya. Arabayı temizlemek için. Şimdi bu neydi? Kırmızı yarış şeritleri. Sen neydin abi? Bu da çıkartma. Şu, tamam, şerit ekleyelim arabaya. Şu yan kapıya mesela. Ne oldu lan? Oo, abi efsane olmadı mı? Bak çok iyi. Seni de yapalım abi. İstediğimiz yeri seçebiliyor muyuz? Yoksa yaptığımız zaman komple yapıyor mu? Yapalım mesela.
Of abi, arabanın güzelliğine bak. Ama şey söktü. O kötü oldu bak. Yarış çıkartmalarını söktü. Neyse, sıkıntı yok, olsun. Tamam. Olsun ya, bir şey olmaz. Bence böyle de gayet şekil oldu. Şunu açalım. Ne var abi sende? Hava yakıt karışımının partikülleri falan filan diyor. Motor dayanıklılığı bir kere. Ama bunun dayanıklılığı şu an düşük. Bu 150 şarj var, bunu alabilirim. Benim akü çünkü akünün seviyesi azalmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım. Aynen, sök. Bunu tak. Bu %100 oldu şu an şarjı. Gayet güzel. Bu aküyü de şu arkadaşa verelim. Al abi, senin olsun akü. Kapat. Lastik patladı. Lastikten yana biraz sıkıntılıyız. Ama olsun. Keşke bir tane alsaydım ya. Aklıma da aslında şey geldi. Lastik için tamir kitleri vardı orada. Ucuz yani, 5-10 dolara bir şeydi. Onlardan alsam mı almasam mı diye düşündüm. Sonra dedim boş ver, hani kim uğraşacak onunla. Derken şunlara takılınca lastiğimiz patladı maalesef. Olsun, İstanbul'da zaten az bir yolumuz kaldı. Hemen benzinlikte hallederiz onu ya, sıkıntı yok. Benzine girince araba yıkamak istiyorum. Çok efsane bir görüntü oldu çünkü arabada. Şuradan şöyle çıkalım. Kayma kayma kayma, ne yapıyorsun? Dur 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 dayı. Tamam, sakin. Topraktan asfalta çıkınca araba bayağı savruldu. Ama geldik. 70 kilometre yolumuz kalmış arkadaşlar. Gayet güzel. Dayı, senin camını atsana. Daha bebek. Ne, okuyamadım. Bir şey olmuş, daha bebekmişim. Açıkçası okumadım. Cam açmaya çalışıyordum o. Evet. Biraz belki daha erken girebilirdik İstanbul'a. Ancak hani çıkartmalarımız çok efsane oldu. Gördüğünüz gibi buradan da gözüküyorlar. Abi, köprüyü gördüm, yemin ediyorum. Köprüyü gördüm. Çok az bir yolumuz kaldı dayı. Ver müziği. Yolumuz gerçekten çok az kaldı. Patlak lastiğin sesini duyabiliyorsunuzdur muhtemelen şu an. Akümüz gayet iyi. Keşke abi o bütün toprak yollara girseydik. Yani girmedik ya biz. Keşke girseydik ya. Ve İstanbul arkadaşlar, İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelmiş bulunduk. Muhtemelen şurası köprü. Çok belli olmuyor ama evet, köprüye geldik arkadaşlar. İstanbul iki kıtaya yayılan kent. Burada yeni köprü olmalı. Ne harika, doğrudan Anadolu yakasına gidebiliriz. Feribot gerek. Evet. Ya bu hani eski tarihlerde geçtiği için mükemmel. Mükemmel gerçekten. Bizim bütün hani şeyimiz şu an yarıda kaldı. Olsun, sıkıntı yok. Şuradan yağ da ver. Amcacım bir saniye. Amca değilmiş lan. Kadın mı? Göremedim. Her neyse. Beyefendi bir saniye bekler misiniz? Doldur 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 doldur. Tamam. Yağ da dökelim. Tamam, at bunu. Abla ne basıyorsun? Allah Allah. Gidiyoruz. Benzinimiz bitti. Keyfimizden durmuyoruz sonuçta. Terbiyesiz insanlar ya. Gidiyoruz. Ne yani? Ne havan ne? İstanbul'a girer girmez böyle bir şeyle karşılaşmamız da gerçekten kötü oldu. Ama olsun. Geç, tamam, geç geç geç, ne yürü, arabası güzel yalnız, bunun arabası da iyi yani. Biz en kötü arabayla başladık açıkçası, hani bunu biraz adam ettik sayılır, motor hariç, motor hariç arkadaşlar, motor gerçekten çok berbat. Ama olsun, gidiyoruz, gayet de güzel ilerliyoruz. Biraz çamur olmuş, cevap sıkıntı yok, benzinle gittiğimiz zaman hallederiz. Lastikten dolayıdır sanırım biraz yavaş ilerliyoruz ve şerit de ihlal ediyoruz. Ama olsun, iyiyiz, güzeliz. Bakalım. Biz nereye gidiyoruz bu arada, o da belirli. Hani tamam, Almanya'dan yola çıktık. Evet, o doğru. Ama amacımız ne hani? Şu dayının elindeki çanta vardı. Ne yaptın o çantayı? Ya geç bu taraftan. Allah Allah. Herkes orta şeridi kullanmak zorunda mı?
Arkadaşlar bu hızla gidersek diğer benzin bidonunu da kullanacağız gibi geliyor bana. Bakalım. Köprünün ışıkta ne bile yapmışlar burada, çok güzel. Deniz kapkaranlık, hiçbir şey gözükmüyor maalesef. Sabah hani gelebilseydin belki gözükürdü ve hani bakın ışıklar renk değiştiriyor. Aynı gerçekteki gibi. Bence başarılı, gayet güzel. Evet, biraz hızlanıyoruz sonunda. Sonunda biraz hızlanıyoruz arkadaşlar ve sanırım yaklaşık bir 5 dakika sonra diye düşünüyorum İstanbul'a varacağız. Yani içine vardık, daha doğrusu da hani gideceğimiz yere varacağız. Öyle diyelim. İşte motel ön tarafa park et diyor. Ne motel amca, dağın başında. Aa, cami var. Moteli nerede gördün? Dağın başındayız şu an. Ya eski İstanbul olarak düşünün, normal hani şu an. Hani günümüzdeki halinde tabii ki buralar daha böyle ışık binalar falan olduğu için daha farklı tabii ki. Bu yol kapanmış. Kaza mı olmuş? Ha, kamyon devrilmiş. Ona bakarken biz de gittik, şey vurduk. Korkuluklara, çok güzel oldu gerçekten. Dönelim. Sanırım bu yol yarın açılacak diye düşünüyorum. Çünkü kapalı şu an. Otele gideceğiz muhtemelen. Otele park edeceğiz. Ki ben bir benzinlik bulup hem bidonları fullerim hem de lastik almam gerekiyor. Ancak paramız... Oteli bir deneyeceğim ben yine. Hani yabancıları evet dolandırıyorduk ama yani birazcık daha idare etmemiz gerekiyor. Ya kendi halkımızı da idare etmemiz gerekiyor. Nereden gidiliyor? İki tane yol var. Alt yola gideceğim ben. Orası çok bir yola benzetemedim açıkçası. Şurada bina var. Orada ne var? Orası kapalı galiba. Kamyon falan gördüm. Evet, orası kapalı. Motel nerede? Burası normal dükkan. Ha, motel. Tamam, moteli gördük. Motele giriş yapalım o zaman. Bir yerden de benzinlik buluruz sanırım. Tamam. Yapalım da giriş. 56 dolar. Yani sıkıntı olmaz. Maksimum hani 35 bile olsa çok da sorun değil. Ne kadar? 40 dolar. Üf. Üf. Merhaba. Sizde kalacağım da ablacığım, 40 dolar nedir ya? İkinci kat ikinci odasında kalacaksınız. Tamam, kalırız. Rahatsız edeceğim. Rahatsız edeceğim kesinlikle. Dayı sen bir dur. Tamam, sen bir git. Bir git, geleceğim ben. Ha, şansımıza boş. Tamam, çok teşekkür ederiz. Tabii ki, lütfen. Siz hiç rahatsız olmayın. Tamam. Hemen gidelim yukarıdaki odalarda da şansımızı deneyelim. Bir kişiden daha vurgun yapabilirsek açıkçası çok iyi olacak. Merhaba otel. Bu yemedi. Merhaba otel. Olsun. Fena değil. Dayı geç. Sen geç, ben geleceğim. Geç yat sen. Bir benzinlik bulmam şart benim ama nerede benzinlik bulabilirim bilmiyorum. Çünkü bayağı büyük bir şehir. İstanbul'dayız yani sonuçta. Hani ufak bir kasaba ya da bir sınır kasabasında falan değiliz. Benzinlik bulmam gerekiyor. Aa bak, ne kadar güzel. Abi gerçekten Türkiye'deyiz ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Abi harika ya. Ama benzinlik nerede? Şurası galiba. Evet, tamam, benzinliği de bulduk. Gidelim. Benzinlerimizi dolduralım. Arabamızı bir yıkayalım. Şöyle yapışkanlarımıza güzel bir bakalım. Sonra da arkadaşlar bölümü ve günü bitirelim. Buradan sonra nereye gideceğiz açıkçası bilmiyorum. Belki final bölümü bile olabilir bu. Yani çünkü hani İstanbul'a geldik, evet. Ama İstanbul'dan sonra nereye gideceğiz? Bakalım. Onu da sabah göreceğiz arkadaşlar.
Şu benzin bitmeden hemen gireriz umarım. Çünkü arabadan inip bir daha... Üf. En nefret ettiğim şey ya. Şurada benzinlik abi. Şuraya gideceğiz. Orada bit. İlla burada biteceksin yani. Ver benzin tenekesini. Ya da araba ittirebilirsek araba ittirelim ya. Bir daha bunu... Bir de bunu doldurmak istemiyorum açıkçası ben. Vallahi ettiriyoruz. Vallahi ettiriyoruz abi. Çok iyi. Tamam, az kaldı. Biraz daha, biraz daha. Abi şunlara takıldık ya. Hadi oğlum. Hadi. Yaparsın be, yaparsın be, hadi. Ya yok şu şey, şu biraz yüksek ya, olmadı. Olsun, en azından arabayı da ittirebildiğimizi öğrenmiş olduk. Öyle 2 litre doldur, tamam yeter sana. Çok bir şey bekleme benden. Kapat. Bin abi. Hemen çarşıya gidelim. Şu şeyi geçirebilseydik aslında ben bunu ittire ettire sokardım buraya ama işte geçiremedik. Olsun, sıkıntı yok. Kapat kontağı. Şu ışıkları da kapat artık. Hani aküyü de bitirmek istemiyorum. Aç abi kaputu. Şuradan ben boş olanı getireyim. Şunu da bırak buraya. Bir benzinimizi dolduralım. Arabamızı bir yıkayalım. Doldur, 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 doldur. Doldur. Tamam, 10 litre. Bidonumuzu da dolduralım. Dokuz, on. Tamam abi, çok güzel. Hemen bidonumuzu atalım buraya. Kutumuzu alalım. Kapat bunu. Cüzdanımızı da alalım. Gidip bir ödememizi yapalım. 61 dolarımız var. Gayet güzel. 17 dolar bir masraf yaptık. Hiç sıkıntı değil. Şuradan levyeyi al. Açalım bakalım. Hadi şarap çıksın. Şarap yok bak burada. Şarap çıksın. Hadi hadi güzelim. Hadi güzelim. Abi çıka çıka tekstil çıktı. Çok sinirliyim şu an. Çünkü tekstil ürünleri çok bir para etmiyor. Yani 4 dolar maksimum edeceği şey. Aynen. Bir şey yaramadı açıkçası hani. Bir lastik almam gerekiyor benim ancak. Bir asfalt lastiği alalım. 20'ye. Bir de tamir çantası alalım. Lazım oluyor çünkü bildiğiniz gibi. Al 20, al 25. Öde. Ver paramı. Parayı at. Tamam, aç şunu. Heh. Ver abi. Gidelim bir lastiğimizi değiştirelim. Motora bir tamir yapmayacağım şu aşamada. Çünkü henüz değil. At bunu buraya. Senin de şu bu arkadaşlar tek kullanımlık açıkçası. Kapat. Bunların durumu nasıl bu arada? Bir. Yani o biraz daha İdare eder mi? Açıkçası bilmiyorum. Senin durum ne? Bunu göremiyorum. Bunu bırak bir. Ha. Bütün lastiklerin durumu bir. Şu arka lastik biraz iyi. Şey yapabiliriz. Her lastik için bir tane... Ne oldu lan? Her lastik için arkadaşlar bir tane şey alabilirim. 5, 10. Tamam mı? Ya en azından bu %1'lik bir tamir sağlayacak bize. Ve ben de bu şekilde hani yolda en azından biraz daha rahat ilerleyebileceğim. Hani nereye gideceğiz, daha yolumuz uzun mu kısa mı onu da bilmediğimiz için maalesef. Hemen bunları da buraya koyalım güzelce. Kapat kapıyı. Ver şunu. Sökelim lastiği. Şunu bırakalım buraya. Al abi bunu. Tak güzelce. Sık lastiği. Tamam. Bir de arabamızı silelim arkadaşlar. Niye koymuyor? Şunu da al. Heh. Arabamızı arkadaşlar bir de güzelce silelim, temizleyelim. Sonrasında da yolumuza devam edelim. Tamam, batır suya.
Şöyle güzelce silerim. Çok güzel oldu araba ya. Kapıyı sil. Tekerlekleri hadi biraz tutalım. Temiz olsun ya. Hani en azından diğer bölüme çok böyle temiz bir şekilde bir giriş yapalım. Lastik de tamam. Gayet tamamen temiz sayılır. Şurayı da temizleyelim. Şunu sen verme ya. Bir de onu elimizde taşımayalım. Arkaya biraz kirlenmiş. Tamam, çok güzel. Bu reklamdan dolayı da mesela bir gelir elde etsek efsane olur. Sonuçta hani bir reklam yapıyoruz yani. Hemen güzelce ıslat ve süngerimizi temizleyelim şöyle gayet güzel bir şekilde. Çok da hani dibine kadar da temizlemeye gerek yok. En azından şöyle hani çamur biraz gitsin yeter. Tamam. Gayet güzel oldu bence araba. Bir inceleyelim abi. Mahnunk adı altında bir sticker yapıştırdık arabaya. Ki gayet de güzel oluyor. Güzel gözüküyor gerçekten. Tamam. Çok güzel. Gidelim abi. Otelimize gidelim arkadaşlar. Yerleşelim. Ve bu bölümü de güzel bir şekilde bitirelim. Gelen giden yok gayet. Sakin. Çok güzel. Nereden gideceğim hakkında en ufak bir fikrim yok diğer bölümde. Ama hep beraber göreceğiz. Bakalım. Güzel güzel otele park edelim arkadaşlar ve bölümü burada sonlandıralım. Bizden başka da arabayla gelen yok galiba otele. Tamam. Evet. Vallahi efsane gözüküyor araba. Araba cidden efsane gözüküyor yani. Beğendim. Ben beğendim bayağı. Evet, gidelim bakalım. Güzelce yatalım. Dinlenelim çünkü gerçekten yorucu bir gün oldu. Amca zaten amcanın da bir şey yaptığı yok bildiğiniz gibi. Horul horul uyuyor. Arabayı süren de biziz. Güzelce yatalım ve ertesi gün görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.